Kargoist Cansu Canan'la benim öykümü sunar. Matbaacılar sitesine gidip hemen bir kartvizit bastırmıştım. Yazmıştım çevik bilişim hizmetleri. Sanki öyle bir şirket varmış gibi. Her dükkana gidip işte abi size web sitesi yapabilir miyiz bilmem ne. O zaman ta lisedeyken aslında girişimciliğe, ticarete başlamıştım. Siz bir yazılım mühendisisiniz. Tercih dönemlerinde öğrenciler böyle yazılım mühendisi olsam, bilgisayar mühendisi mi olsam ne tavsiye edersiniz yazılım ya da bilgisayar mühendisi seçecek öğrencilere? Cansu Hanım ben hayatta hep şuna inanıyorum. Bir söz var ona hep kendime mutlu edim. Kader gayrete aşıktır. Ben çok zeki bir öğrenci değildim ama çok çalışkan bir öğrenciydim. Onun da sebebi hem zamanında hayatın zorluğunu görmüş aynı zamanda mesleğini çok seven birisi olarak hayata tutuyordum. Hangi başarısızlığınız belki de oyunun seyrini değiştirdi hayatınızda? aslında. Hiç başarısızlığım yok. Gidemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Yok, Herkese merhaba. Vizyonist TV'ye benim öyküm programına hoş geldiniz. Ben Deniz Cansu Canan Özgen. Bu hafta da öyküsü bizlere ilham olacak. Kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Perasoft kurucu ortağı Oğuzhan Çevik bizlerle birlikte. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür hoş. ediyoruz kıymetli katılımlarınız için. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Şimdi burada hem sizin hikayenizi hem de sizin hikayenizden ilham alacak noktaları konuşacağız. Birçok başarılı işe imza atmışsınız ama şuradan başlayalım. Oğuzhan Çevik kimdir? Kariyerine nasıl başlamıştır? Neler onun başarı öyküsünde kırılma noktası olmuştur? Teşekkür ederim. 1996 yılında Van'ın Erciş ilçesinin Çelebağ kasabasında dünyaya geldim. Tüccar bir ailenin çocuğu olarak hı hı. dünyaya geldim. 2004 yılına kadar Erciş'te geçen bir çocukluk dönemim <laughs> oldu. Tabii 2004'ten sonra babam ve amcalarım ticaretini İstanbul'a taşımaya karar verdiler. İstanbul'a gelmek bizim için bambaşka bir dünya, bambaşka paradigmalar var. Yoğun ve yorgun geçen bir dönem başlıyordu bizim için. Çünkü İstanbul'a <laughs> geldikten sonra babalarımın, amcalarım, babamın ve amcalarımın ticareti sekteye uğradı. Ee, bizde radikal bir karardı yani. Evet. Biz de ailenin en büyük çocuğu olarak artık bazı sorumlulukları üstlenmek gerekiyordu çünkü. Ee, o zaman zengin bir ailenin çocuğu olup yokluğu görmek benim için çok böyle e, dramatik bir olay mı diyeyim yoksa kaderin bir sınavı da diyebilirim. O, o zaman öyle düşünüyordum. İşte e, o zaman tekstil atölyelerinde e, ortacı denen bir işten tutun da işte bir restoranda kebapçıda, işte masa temizlemekten, işte şiş temizlemekten tutun da bir şantiyede güvenlik görevlisi olmaya kadar birçok farklı işlerde çalıştım, tecrübe edindim. Hı hı. O zaman baktığımda bunun çok büyük bir kötü bir olay olduğunu düşünüyordum ama bugünden baktığımda yani şunu düşünüyorum bugünün kıymetini bilmede, bugünün değerini anlamada o günler benim için hani bir imtihanmış aslında. Çok öğretici parayla satın alınamayacak tecrübeler. Kesinlikle bir de elhamdülillah inançlı bir aileden geliyoruz. O zaman Hı -hı. içinde bulunduğumuz durumda hiçbir zaman isyan etmedik. Her zaman içinde bulunduğumuz iş neyse o işi en iyi şekilde yapmaya odaklanmıştık. Neyse ki çok şükür babamın ticareti tekrar düzeldi ve bizim de eğitim hayatına devam etme sürecimiz başladı. O zamanlar lise hayatımın başlangıcında hep şunu düşünüyordum. Diyordum ki teknik liseye gideyim, bir mesleğim olsun, elimde bir bileziğim olsun, hem de bir tahsilim olsun, lise tahsilim olsun. Hiç unutmuyorum, lise birinci sınıftayım. Matematik hocam geldi, işte teknik lisedeyiz. Teknik de birçok bölüm var. Hı -hı. İşte e, yazılım var, muhasebe var, dış ticaret var, lojistik var. Dedi ki, olsan senin matematik derslerin iyi, sen yazılımı seç. Tabii o zamana kadar ben bilgisayar görmemişim. İşte misafirliğe gidiyoruz ev sahibinin oğlunun çocuğunun işte bilgisayarı var böyle hayran hayran bakıyoruz. Ama içimde bilgisayarlara ve bilgisayar programlarına karşı böyle bastırılmış bir ilgi alaka vardı. Hı hı. Tabii ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman ben de tercihim bu yönde kullandım. Buradan kendilerine selam olsun bölüm başkanımız Bayram Hoca vardı ve diğer bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Teknik lisede çok iyi bir eğitim aldık hı hı. Cansu Hanım o zaman bir öğrenci olarak belki hatırlarsınız o zamanlar webin patladığı yıllar işte Kobilerin işte bizde dijitalde görünür olan bizim de web sitemiz hmm. olsun ve Nokia'nın öldüğü Android ve iOS işletim sistemlerinin hayatımıza hmm. girdiği dünyada i̇şte teknoloji ve şey iPhone'ların geliştiği evet. evet dünyada teknolojik bir ivmenin yükseldiği bir dönemde ben o zaman bir öğrenciyken web uygulamaları, mobil uygulamalar yapabilen bir öğrenciydim. Daha Aa, lise daha öğrencisiyken. Evet. evet. O zaman 2008-2009'lardan bahsediyorsun galiba, değil mi? Evet. evet. Şöyle şöyle söyleyeyim. Tabii bir bilgi var. Bunu tabii diyoruz ki bir değeri dönüştürelim. O zaman dedi ki bu bilgiyi bir ticarete dönüştürebilir miyiz? O zaman hiç unutmuyorum matbaacılar sitesine gidip hemen bir kartvizit bastırmıştım. Yazmıştım çevik bilişim hizmetleri. Sanki öyle bir şirket varmış gibi. Zeytinburnu bilir misiniz bilmiyorum ama orada çok fazla tekstil atölyeleri, dericiler, işte perdeciler çarşısı var. Her dükkana gidip işte abi size web sitesi yapabilir miyiz? bilmem ne. O zaman ta lisedeyken aslında girişimciliğe, ticarete başlamıştım. oradaki KOBİ'lere web sitesi yaparak çok Ufak bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Bir gün bir arkadaşım geldi dedi ki Oğuzhan benim amcamın dedi, hani antikacı dükkanı var. Hı -hı. Ee, evet dedim. Dedi ki bir web sitesi yapalım. Antika eserleri o web sitesine yükleyelim görselleri. Hı -hı. Kaç para yaparsın? O zamanlarda bir web sitesinin yapım bedeli 900 TL iken Hı -hı. ben 300 TL yaparım. Çünkü öğrenciyim. Çok fazla maliyetim yok. Neyse bir cumartesi sabaha gittik. E, oturduk. Sabahtan akşama kadar web siteyi yaptık. Hı -hı. Ondan sonra amcası da çok memnun. Görse bakıyor ya aslında tam istediğim gibi oldu falan iş bitti. Amcasını çıkardı. Bir baktım 600 TL verdi yeğenine. Ben de arkadaşımla aşağı indik. Ben diyorum bu işte bir tuhaflık var ya diyorum. Hani ben 300 lira demiştim. Benim anlaştığım rakamdan daha fazla para verdi. Sonra indik aşağı. Arkadaşım 300'ü kendine aldı, 300'ü bana verdi. Aa! Deme sonra anladım ki Aleyci. amcasına demiş ki 600 TL yapar demiş. O zaman ticareti öğrendim. Ticaretin sadece üretimden ibaret olmadığını, alım satımdan ibaret olduğunu o zaman hani hissetmiş oldum. Yani öğren ha. bizzat tecrübe edilmiş oldum. O da benim için unutamadığım anlardan birisidir. Neyse lise dönemimiz böyle geçerken işte o zaman lisenin sonlarına doğru geliyoruz. Bir staj yapmamız lazım. Türk Hava Yolları'yı hiç unutmuyorum. Ee, bazı teknik liselerde başarılı öğrencileri staja kabul ediyordu. Çok şükür bizim de orada bir staj deneyimimiz oldu. Benim için Hı -hı. Türk Hava Yolları bambaşka bir deneyimdi. Hı -hı. Buradan orada birim yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Benim Hı -hı. mühendisliği seçmemde, yazılım mühendisi seçmemde çok büyük etkisi oldu. Çünkü Ülkemizin orada çok önemli değerlerinden, çok önemli markalarımızdan bir tanesi yurt dışında bizi temsil ediyor. Kesinlikle. Çünkü orada birebir mühendislerin bir günlük hayatı nasıl geçiyor? Sabah geliyorlar, akşam Hı -hı. gidiyorlar. Çok özenmiştim. Dedim ki üniversitede ben bunun mühendisliğini okuyacağım, yazılım mühendisliğini okuyacağım. Ondan sonra Üniversite hayatım sürecimiz başladı. Üniversitede İstanbul'dum. artık o keşmekeşliğinden, trafiğinden bunalmıştım ama ailemden de kopabilen bir insan değilim. İstanbul'da da yakın olsan istiyordum. İşte Sakarya, Kocaeli, Düzce neyse Düzce'de bir öğretim hayatımız başladı hı hı. bizim. Üniversite hayatında da çok yani düzgün çok kaliteli arkadaşlıklar edindim. Bugün hala hepsiyle görüşüyoruz. Ee, bir aile gibi olmuştuk. Çünkü y yani y yabancı bir yerde yani hı hı. şehir dışında yaşadığın zaman onlar senin ailen oluyor aslında. Çünkü aynı yatağı paylaşıyorsunuz, aynı yerde yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Üniversite döneminde de yine dolu bir öğrencilik dönemim oldu. İşte Microsoft gibi bir e, dünya teknoloji devinde staj yapma hı hı. imkanı buldum. Ondan sonra birçok e, uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettim. O zaman basında büyük yankı buldu. Ee, tabii üniversitede de son sınıfa gelirken hayatımda yine böyle güzel gelişmeler hani başarının e, meyvelerini almaya başlıyordum. Can Hanım ben hayatta hep şuna inanıyorum. Bir söz var ona hep kendime mutlu edindim. Kader gayreti aşıktır. Hmm. Ben çok zeki bir öğrenci değildim ama çok çalışkan bir öğrenciydim. Onun da sebebi hem zamanında hayatın zorluğunu görmüş, aynı zamanda mesleğini çok seven birisi olarak hayata tutunuyordum. Peki, burada bir virgül koyalım. Ee, bu hikayeyi aslında daha detaylandırarak, daha uzun konuşmak e, şüphesiz ki mümkün. Ama e, böyle hap bilgilerle izleyiciye biraz daha yol gösterici adımlarda sorular sormak Tabii. istiyorum. Mesela Perasoft. Şu an teknoloji... E inanılmaz gelişiyor. Çok hızlı her saniye gelişiyor. Ve siz de yazılım alanında burada önemli işler yapıyorsunuz. Mesela neler yapıyorsunuz Perasoft'ta? Perasoft aslında hikayesi şöyle başladı. Biz bir anda Perasoft'u kurmadık. Mezun olduk. 5 yıl boyunca Türkiye'nin büyük bankalarında işte telekom devlerinde çalıştıktan sonra bir tecrübe. Siz kim? Ortaklarınız. Ee, Kaç ben kişisiniz? Ben de 3 ortağım. Biz dört şu an Perasoft'ta 4 ortağız. Ee, çalıştıktan sonra dedik ki artık bizi tatmin etmeyen ya da konfor alanımızdan çıkmak istiyorduk. Çünkü bir yazılım artık biz yani para da bu motivasyon sebebi para değil aslında dünyaya bir şeyler bırakabilmek, hı hı. bir iz bırakabilmek. O zaman dört e, orta, üç ortamla beraber bir araya gelip dedik ki bir yazılım şirketi kuralım. Kendi hayallerimizi, yazılımlarımızı burada geliştirelim. Şu an Perasoft ne yapıyor? E, yurt içinde ve yurt dışında müşterileri bulunan 50'ye yakın Mühendis ekibiyle İstanbul'da iki ofisi bulunan İstanbul merkezi bir yazılım şirketi. Yurt dışına yazılım ihracatı yapan bir şirket. Ne yapıyoruz çok e, özet olarak? İşte Türkiye'nin büyük perakende devleri var. Bunun e-ticaret operasyonlarını yapıyoruz. Ya da yurt dışında büyük dünyanın büyük telekomünikasyon şirketleri var. Bunların özel yazılım çözümlerini geliştiriyoruz. Haricen müşterilerimize bu hizmetleri verirken kendimiz de çağın gerektirdiği teknolojilerle beraber insanlığa faydalı olan teknolojiler, çözümler üzerine çalışıyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Evet. E, malumunuz yapay zeka evet. günümüzde çok yaygın özellikle insanlar de daha fazla ilgi duymaya başladılar. Biz de e, meme kanserinin teşhisinde yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Aa, çok güzel. E, kadınlara özellikle söylediğimde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hı -hı. çok. Çünkü bu hastalıktan dolayı etkilenen, mağdur olan yanlış teşhisten dolayı yan, evet. mağdur olan bir sürü hasta var. E, bizim de amacımız burada e, Cansu Hanım Doğruluk oranını arttırmak. Örneğin bir doktor bugün mamogramlar yani o meme kanserinde teşhis için mamogram çekiliyor. Bir doktor 100 mamogramın 80'ini doğru 20'sini yanlış, %80 doğruluk oranı var. Biz şu an yapay zeka üzerinde %95 bir doğruluk oranımız var. Buradaki temel motivasyonumuz örneğin Anadolu'nun ücra köşelerinde hastaneler var. Evet. Burada o mamogramları yorumlayacak nitelikli personel olamayabiliyor. Bunlar gönderiyorlar mamogramların fotoğraflarını Ankara'ya. Ankara'dan işte bir haftada falan cevap veriyor. Bizim uygulamamızla beraber saniyeler içerisinde kanserli hücre var mı yok mu? Varsa nerede var? Çapı ne kadar? Bununla alakalı bilgiler veriyor doktor. Aslında bir karar verici doktoru doktora tamamen yardımcı olucu. Doktor bir karar veriyor bir de diyor ki programadan Veriyi şey. işlemede, veri bilgiye dönüştürmede yardımcı ve hız kazandırıyor. Kesinlikle evet. Ee, tamamen süreçleri hız hmm. hızlandırıyor. Doğruluk oranını arttırıyor. Yanlış teşhisi azaltıyor. Çünkü yanlış teşhis bir e, hasta ve sağlıklı bir insan hasta olmayabilir ama doktor sen hastasın dediğinde e, yanlış bir teşhis de onun hayatını karartabilir. Bu tür sağlıkta yapay zeka uygulamalarıyla artık insanların hayatı daha kolay, daha yaşanılabilir hale gelecektir. Biz Peki, de bunun üzerine çalışıyoruz. Siz bir yazılım mühendissiniz. E, tercih dönemlerinde. Ee, öğrenciler böyle yazılım mühendisi mi olsam, bilgisayar mühendisi mi olsam çok böyle giderler ve gelirler. Ee, ne tavsiye edersiniz yazılım ya da bilgisayar mühendisliği seçecek öğrencilere? Yani biz... Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ya da mesela arkadaşlar bunlara hazır olun bu bölümleri seçecekseniz dediğiniz neler var? Bize de çok talep geliyor çevremizden, eşimizden, dostumuzdan. Genelde öğrencilere de iki türlü bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği seçime Yönü şöyle birincisi şu an maaşlardan dolayı maaş yüksekliğinden dolayı bir bilgisayar ve yazılım mühendisliğine kayma var. Ee, i̇kincisi de işte ben oyun oynamayı çok seviyorum ya da bilgisayarda takılmayı çok seviyorum. O yüzden bilgisayar mühendisliği tercihim. Özellikle bu iki örneği verdim. Hı -hı. Çünkü e, ben gençlere arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. E, bilgisayar veya yazılım mühendisi seçerken bir yazılım mühendisi bir günde ne yapıyor? Hı -hı. Çünkü bu iş oyun oynamaya benzemiyor. Ya da belki bu işin parası iyi olabilir maaşınız yüksek olabilir ama işi sevmedikten sonra o işi verimli yapamazsınız mutlu olamazsınız. O yüzden diyorum ki Yazılım mühendisliği aslında biraz doktorluk gibi oldu, ihtisaslaştı. Doktorda göz doktoru ayrıdır, burun ayrıdır. Evet. Yazılımda da artık çok farklı ihtisaslaşma var. var. İşte güvenlik Yap yazılımları başka. Kesinlikle siber güvenlik tarafı var, yapay zeka tarafı var, işte mobil uygulama tarafı var, oyun tarafı var. Birçok alan var. Burada bu bölümü tercih eden arkadaşlara çok kısa, detaylıca bir araştırın. Bir yazılım mühendisi bir günde ne yapar? Sorumlulukları nelerdir? İş akışı nedir? Bunları eğer kendiniz ya ben bu mesleği yaparsam mutlu olurum diyorsanız tercih edin. Tercih eden arkadaşlara da ettikten sonra üniversitede okuyan arkadaşlara da çok kısa şunu tavsiye edebilirim. Bizim mesleğimizin Cansu Hanım çok güzel bir yönü de şu. Bir doktorluk ve bir inşaat mühendisliğine göre dünyanın bütün iyi üniversitelerinin kaynakları internette bulunmaktadır. Örneğin bugün düz Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci gidip de Harvard'da işte programlama 101 dersinin internette videolarını izleyebilir. Yani eğitim kalitesi olarak da kendini kişisel olarak geliştirebilir. Üniversitenin verdiği eğitimle sınırlı kalmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Bu devirde çok fazla kaynak var ama bu kaynakta seçici olmak lazım, doğru kaynakları bulmak lazım, çok çalışmak lazım. Evet şimdi başarı kadar Başarısızlık da çok önemli. Yani başarıya giderken e, o başarısızlıklar, o denemeler, o yanılmalar aslında başarıyı daha kıymetli ve sağlam tutan şeylerdi. O yolun olmazsa olmaz kilometre taşları demek istiyorum. Burada en önemli şey, burada sizin oturduğunuz koltukta oturan, başarılı olan insanlardan benim aldığım ortak paydalardan bir tanesi. Yolun sonunda o kupayı elinde taşıyanlar, hedefine ulaşanlar her düştüğünde kalkmayı bilen, Sadece fiziksel değil mental olarak da kendini ayağa kaldırabilen kişiler. Burada neler söylersiniz bu hususta? Hangi başarısızlığınız belki de oyunun seyrini değiştirdi hayatınızda? Evet. Hiç başarısızlığım yoktu demeyeceksiniz diye düşünüyorum. Yok kesinlikle. Şimdi burada da aslında başarısızlık hikayelerini konuşmak ben, ben, ben evet. daha çok seviyorum. İnternette, evet. YouTube'da var öyle videolar. Hı -hı. Çünkü insanı başarıya götüren şey başarısızlıkta yaşadığı tecrübelerdir. Benim de çok fazla denemem oldu. Çok farklı birisinde ortağımla düzgün anlaşamadım. Birisinde iş fikrimize çok aşık olmuştuk ama o iş fikrimizin hiçbir geçerliliği ve tutarlılığı yoktu. Bazen girişimci bu yanılgıya da düşer. Benim fikrim aşık olur fikrine ama halbuki karşılığı yoktur. <laughs> ee, başarısız olurken şunu yapmak lazım. Eğer fikrinize gerçekten inanıyorsanız... Hı -hı. Ve iyi de bir ekibiniz varsa, iyi çünkü ekip de çok önemli. Tek kişide yapılacak bir iş değil kesinlikle. Bu bir ekip işi. Orada ders çıkarmak lazım. Motivasyonunuzu, insanların kendi kendini motive eden insanlar hep daha başarılı olmuştur. Hı hı. E, i̇nsanın en büyük rakibi kendisidir. Başkaları değildir. Bir başarısızlık anında tekrardan ayağa kalkıp e, hı hı. hedefe doğru gidebilmek lazım. Ben burada girişimcilere çok kısa şunu tavsiye etmek istiyorum. Ekip çok önemli. Yani bu bir teknoloji girişimi de olabilir. Hı hı. Bir restoran, işte konvansiyonel bir sektör. Restoran işletmesi de olabilir. Ekibi düzgün kurmalı. Örneğin mesela restoran kuruyorum. Mutfağımdaki aşçı'nın çok iyi olması lazım. Müşterimle ilgilenecek garsonun iyi olması lazım. Keza diyelim ki yazılım şirketi kuruyorum. Bir yazılım şirketinin en büyük sermayesi insan kaynağıdır. Bugün bir yazılım şirketinde iyi yazılım mühendisleri varsa hatta şu an Türkiye'deki en büyük yazılım şirketlerinin en büyük problemi Cansu Hanım. Şu an Türk mühendisler artık hani uzaktan çalışma dediği bir günümüzde bir hı hı. konu var. Dünya oturduğu yerden dünyanın herhangi bir şirketine çalışabiliyor. Evet. O yüzden e, girişimcilere şunu tavsiye ediyorum. Eğer sadece para bir motivasyon değil. Hı hı. Yani bugün dünyada işte rahat çalışma ortamı, düzgün bir şirket kültürü, iyi bir ekip ortamı eee Amerika'da şu an sadece maaş değil stock option yani hisse dağıtımına bile gidiyorlar. Çünkü içerideki o insan kaynağı çok önemli. Çünkü bir iş yapılırsa ekiple yapılabilir. Bugün Türkiye'den çıkmak getir yemek sepeti gibi önemli girişimler var. Bunların hepsine baktığımızda doğru ekiple bu işi yapmışlar. Peki, ekibin kadar güçlüsün. Bu çok kıymetli. Girişimcilere tavsiyelerinizi soracağım. Bu soruda daha fazla detaylandırmayın ama merak ettiğim bir mesele daha var ki siz genç müsyatta İnovasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesisiniz. Bu kısım çok önemli. Ben bunu şuraya bağlayarak sormak istiyorum. E, Müsiyat aslında Müsiyat gibi kuruluşlar bir network kulüpleri de demek istiyorum. Network'ün iş hayatında, girişimcilikte başarıya katkıları desem ne dersiniz? Kesinlikle ben bunu sonradan sonradan öğrendim. Hmm. Babam hep şey derdi. Network demezdi. Çevre derdi. Hmm. Ben hep çevresiyle övünürdü Çünkü onun sosyal sermayesi çoktu. Şu an atıyorum gittiği zaman nakiti olmadan da işte babam ticaretle uğraşıyor. Gıda alım satımıyla uğraşıyor. Onun bir selamıyla işte bayağı yüklü bir mal alabilir. Bu çok önemli. Network. Çok yani. Önemli yani. Onun çevre. Eskiden çevre diyorduk. Şu an network hmm. diyoruz global tanımıyla. Tabii. Gerçekten network çok önemli. Müsyaat gibi kurumlar da ülkemizde işte sanayinin kalkınması, iş dünyasının kalkınması, işsizliğin önlenmesi, ticaretin gelişmesi, Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisinin gelişmesiyle alakalı çok faydalı, çok önemli kurumlar. Ee, ben de Genç Müsya'da inovasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Genç Müsiyat'ın da temel motivasyonu gençlerin girişimcilik alanına daha fazla etkin olması, aktif olması. Biz de bu yönde faaliyetler yürütüyoruz, programlar yapıyoruz, ee, ticarileşme ile alakalı programlar yapıyoruz sorunuza tekrar gelecek olursam Network ile alakalı kesinlikle bir girişimcinin çevresinin çok geniş olması lazım. Çünkü e, ilerleyen zamanlarda görecek ki çevresiyle iş yapıyor, bağlantılar onu başka bağlantılarla tanıştırıyor. Yani bir tüccarın çevresinin geniş olması lazım. Bu doğrultuda da işte İş Adamları Derneği, Genç İş Adamları Derneği, üniversitedeki öğrencilerin kulüplerde olması, cemiyetlerde olması bunlar çok önemli. Kesinlikle girişimcilere tavsiye ediyorum. Bu tür organizasyonların içerisinde bulunmalılar. Hmm, genç girişimcilere tavsiyeleriniz desem Üç tavsiye ne söylersiniz? Birinci tavsiyem kesinlikle dediğim gibi demin vurgulamıştım. Ekibini düzgün evet. kurusun. İkincisi kurucu ortaklar arasında görev paylaşımı iyi yapılsın. Hmm. Birinde iş yükü fazla, diğerinde iş yükü az ise bir süre sonra burada tartışmalar başlayacaktır. Hmm. Birisi satıştan sorumlu olsun, birisi üretimden sorumlu olsun, birisi muhasebeden, finanstan sorumlu olsun. Kurucular arasında görev paylaşımı iyi olsun. Üçüncüsü de gerçekten ya bir problemi çözsünler ya da mevcut olan bir çözümü daha da iyileştirsinler. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Türkiye'de girişimcilik girişimcilik ekosistemi gelişiyor. Biz de bundan çok mutluyuz. Biz de müstişat olarak bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Genç arkadaşlara e, eskiden biraz daha memur kafasında işte doku sigortamız olsun, iş bir işte çalışalımdan evet. dünya maaş. daha farklı bir akıma gidiyor. İnsanlar e, yüksek maaş alsalar bile tatmini olmuyorlar çünkü diyorlar ki bir değer üretemiyorum burada çalıştığım yerde. Hmm. Kendim bir şeylerin altına imza atmak istiyorum. Girişimcilik ekosistemi gelişiyor. Biz de bu ekosisteme bir nebze faydalı olmaya çalışıyorsak ne mutlu bize. Pekala yani kendinizi geliştirirken tabii ki bunlar e, iş hayatıyla ilgili çok yoğun koşuşturmalar, her an kendinizi güncelliyorsunuz ama bir de e, ruhsal motivasyon kaynakları var. Ben buraya oturan her konuğuma neredeyse sormaya gayret ediyorum bu konuyu. Üç kitap tavsiye etseydiniz bunlar hangi kitaplar olurdu? Çalışıp mı geldiniz doğru söyleyin? Bu bu, bu... <laughs> bu soruya çalışıp geldiniz mi? Genelde bütün konuklara sorarım Öyle ben mi? bunu. Evet. Ee, ben de genelde e, bu soruyu hiç e, şey yapmadım. Denk gelmedim ha, ama. süper. E, Harika. Etkili insanların 7 alışkanlığı var. Daha yeni aldım o kitabı. Ee, Okumadım. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Kesinlikle bir abim tavsiye etmişti. Ee, o kitap biraz zor akıyor ama sonunda çok güzel bir yedi alışkanlıktan birisi kazan kazan stratejisi var. O strateji birçok girişimciye farklı evet. düşündürebilir. Ee, bu kitabı okumalarını hı hı. tavsiye ederim. Ee, yine e, Hardware, Hardware Business Review'in serilerinden Girişimcinin Ruh Hali diye bir kitap var. Hı hı. Çünkü ee, motivasyonunuz birçok yerde düşecektir. Bu motivasyonunuz çünkü insanın ailesel anlamda da bazı problemler olabilir. Ondan motivasyonu düşebilir ya da bambaşka. Burada bir girişimcinin çelik gibi sinirleri mi diyeyim, ruhu mu diyeyim olmalı. Kaslarını güçlendirmeli. Bununla alakalı o kitabı da çok tavsiye ediyorum. Evet. Üçüncü bir kitap. E, bu yine Hardware Business Review'ın e, yeni Yönetici diye bir kitabı var. Hmm. E, i̇şte genç girişimciler için bir altınızda bir organizasyon vardır, çalışanlar vardır. E, bu çalışanlarla ve üstlerinizle aranızdaki ilişki nasıl olmalıdır? Onlarla e, nasıl hitap etmelisiniz? Yani bir organizasyon kuruyoruz. Bir anda kendimizi bu işin içinde buluyoruz ama iletişim, ikna kabiliyeti şey de çok önemli. Bir girişimcinin hmm. ekibini ikna edebilmesi ve inandır hedeflerine inandırabilmesi lazım. Hı hı. Çünkü onlar da o hedefe doğru koşacaklar birlikte. Bu üç kitabı tavsiye edebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum Oğuzhan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. E, efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Perasoft kurucu ortağı Oğuzhan Çevik bu hafta bizlerle birlikteydi. Öyküsü hepimize ilham oldu. Hafta yine öyküsü bizlere ilham olacak. Çok değerli bir başka konuğumuzla birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. kargoist Cansu Canan'la benim öykümü sundu.